Benim artık sete gitmem lazım. Sen bu Macaulay Culkin'in Sibirya versiyonuyla başa çıkabileceğinden emin misin ya? Hayatımda ilk defa hiçbir şeyden emin değilim Ahmetciğim ya. Lan! Lan anahtarlar bende. Al. Ya Salih abi, immobil anjizde sistem var bunda. Teknik olarak düş kontak yapamazsın. Hayırdır? Ahmet, bu çocuk kesin benim Ahmet. Lan ya, polis arayalım ya. Dur. Tamam. Polis yok. Sen şimdi setine git. Bunun gidebileceği 3-5 tane yer vardı zaten. Birkaç denemede bulurum. Arabayı da alır getiririm sana. Lan. Hey! Ahmet. Ben sizin sete geldim. Burada 3 kişi var. Bunlar beni içeri almadılar. Hangi üçü? Bedirhan, Nazlıcan, Supi. Oğlum kaç tane üçlü var lan sizin angarya işlere bakan? Onlar işte kapıdalar. Beni içeri almadılar. Ulan iyi de senin bizim sette ne işin var lan Münir Bey? Benim gerekçelerle hiçbir zaman işim olmadı zaten Ahmet. Her an şiddeti burada estetize edebilirim. Neredeyse çabuk çık gel. Tamam ulan tamam, geliyorum, kapat. Kimmiş o? Münir. Ne yapayım? Sana ne lan? Sana ne? Bak bu iş sende. Akşama kadar arabayı buldun. Vallahi polis ararım. Lütfen rica edeceğim. İstirham edeyim. Ya sen tamam Ahmet. Lütfen. Sen şey yapma ya. Ben de. Git taksi çağır lan bana. Otobüse bin ya. Hadi lan. 128'te geç. Git taksi çağır. Basit etme beni. Hadi hayırlı işler. Devam et. Antrenman koçu Münir Bey, sen hala burada mısın lan? Gurur meselesi oldu Ahmet. Bir gireyim içeri, hemen çıkacağım lan zaten. Ulan gir hadi gir. Gençler ellemeyin, arkadaş benimle. O ne lan Ahmet? Serpildi lan bu. Ne yapıyorsun lan? Bana mı çerkiniyorsun? Allah Allah. Aman diyeyim he. Bak şarj cihazı istemekle başlar. Grupta seri başı olana kadar gider bu. Kendine sahip çık. Şu manzaraya baksana Ahmet. Irvin'in bacısı lan bu sanki. Adamın kafasında saç çıkarır lan bu. Ulan Münir, bir senin bir de Hitler'in aforizmalarını duydukça dünyaya çocuk getirme hevesim kayboluyor ya. Bir dur gözünü seveyim. Fıtı fıtı fıtı. Oh. Yüzüne ne oldu lan? Bir şey yok ya, rol gereği. Nasıl bir şey yok lan? Yüzünde tokat izi var oğlum. Lan ben kendi repliklerimi ezberliyorum ya bir tek. Senaryoda ne olduğunun farkında değilim hala. Arkadaşlar. Duyan vardır, duymayan vardır. Senaryoda bir iki ufak değişikliğe gidiyoruz. Hikayeyi hızlandıracağız. Haberiniz olsun da. Murat nerede lan? Vallahi ben de kendisinden haber alamadım. Rüstem abi bile bilmiyormuş ha. Of. O zaman Murat'ın rolünü arkadaş oynasın. Güzel. Aman efendim, ben ne anlarım oyunculuktan. Olur. Bal gibi olur. Çok güzel olur. Onun açıklarını da tamamlarsın Hakkı'cığım. B planı için biz kostüm çıkartmıştık ya depoya. Onları çıkartın, arkadaşlara bir tane giydirin. Ona uygun dekorda arkasına dikin. Haydi bakalım. Ama bakın Şenol Bey bu şey... Hakkı itiraz istemiyorum. Tamam Şenol Bey, tamam. Arkadaş ben anlamadım ya. Diziye giren çıkan belli değil. Sürekli çoğalıyoruz. İyice geometrik dizi olduk. Vallahi. Vay arkadaş. Kalus filmde iç güveysi olunca böyle oluyor demek ki. Stanley Kubrick'in Spartaküs'ü çekerken Kirk Douglas'la yaşadığı fikir ayrılığının aynısını şu anda yaşıyorum. Efendim, Hakkı sen ne yaşıyorsun lan yine kendi içinde ha? Tamam Şenol Bey, tamam. Hazırlayıp getiriyorum arkadaşı. Gel Spartaküs, gel. Yürü Spartaküs, yürü. Serpilhan, kusura bakmayın. Sizin rolünüzü de biraz çoğalttık. Umarım sizin için bir mahsuru yoktur ha. arkadaşın adı neydi? Münir. Tamam, Münir gelene kadar 10 dakika ara. Dağılın. Arkadaş adını bilmiyor, diziye alıyor. Ben anlamadım. Efendim? Hissedebilirim hocam. Kızım sen hava almaya falan çıkmıyor musun? Bir çay iç, hadi bakalım. Şimdi Serpilhan, 9. sahnede sizi arkadan görüyorduk ya. Artık şimdi hem arkadan görüyoruz hem önden görüyoruz. Kızım, bize bir iki çay getir. Hadi bakalım. Hadi. Ne kadar da tattı, bir o kadar farklı.